Ben... Tamam mı? Ben de bugün 43. gününe giden süresiz ve dönüşümsüz açlık grevleri kritik bir aşamaya gelmesine rağmen başta medya olmak üzere Türkiye'deki iktidar, muhalefet ve genel olarak kamuoyunun ilgisiz ve tepkisiz kalmasını kınıyoruz. Sayıları 10 binleri aşan siyasi tutsakların iradesini teslim almayı hedefleyen faşist AKP iktidarı büyük bir yanılgı içindedir. Kürt halkının destan yaratan mücadele tarihini ve direniş ruhunu kavrayamamıştır. 12 Eylül darbesinin en koyu vahşetine karşı bedenlerini ölüme yatırarak tarihi bir çıkışa imza atan Hayri Durmuş, Kemal Pir, Akif Yılmazların ve bedenlerini ölüme yatıran tüm şehitlerin direniş geleneklerinin günümüz takipçileri olduklarını unutuyorlar. AKP'nin Kürt halkına yönelik ırkçı, inkarcı, baskıcı ve asimilasyoncu politikaları, yürüttüğü vahşi askeri operasyonlara, insafsız derin tecrüde ve Kürt dili üzerindeki yasaklamalara karşı cesur, yürekli ve çelikleşmiş iradeleriyle karşı koyan on binlerin direnişini selamlıyoruz. Buradan bütün Türkiye halklarına sesleniyoruz. Bu insanlık dışı uygulamalara sessiz kalmayın. Gelişecek ölümlerin vebali ve günahına ortak olmayın. Tarihin sizleri lanetlememesi için bu haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı biraz da vicdanınızın sesine kulak verin. Biz Yalova BDP il ve ilçe örgütleri olarak ve halkımızla birlikte bu açlık grevine sessiz kalmayacağız. 24.10.2012 tarihinden itibaren ikişer günlük dönüşümlü açlık grevine başlıyoruz. Gelişmelere göre bu eylemimiz daha farklı boyutlarda devam edecektir. Bizler Zülküf Peygamber'in tiranlara, inkarcılara ve sessiz kalanlara karşı başlattığı ilk soylu direniş geleneğinin takipçileriyiz. Zindanlar ölüm evleri olmasın. Zindan direnişlerini selamlıyoruz. Ölümlere karşı sessiz kalmayacağız. Teşekkürler.